teyze ver elini. Ay sağ ol kızım. Dikkat et. Sağ ol evladım. İyi günler. Sağ ol kızım. Allah razı olsun yavrum. Levent'e gidiyoruz. Aa, cüzdan. Aa, para da var. Ne yapıyorum ben ya? Versem sanki sahibini mi arayacak? Çatır çatır yiyecek paraları. Haram olmaz mı? Eve bir gideyim de ne yapacağıma karar veririm. Selamün aleyküm Mehmet Efendi. Ve aleyküm selam Sabriye Hanım. Hoş geldin, nasılsın? Ben iyiyim de İsmail Efendi çok öksürüyor. Geçmiş olsun, Allah şifalar versin. Azıcık ıhlamur, azıcık da zencefil istiyorum. Bismillah. Ha 100 gram olur mu? Hazır paketler var onlardan. Olur, olur, tamam. Olur. Nereden geliyorsun böyle? Bugün maaş günü. Onu aldım eve gidiyorum. Oh oh maşallah. Allah bereketini arttırsın. Amin. Ben bir bakayım. Allah Allah. Nerede bu cüzdan? Aa, cebimde de yok. Burada yok. Burada da yok. Allah Allah. Yok. Cüzdanım yok. Aa. Bir yerde unutmuş olmayasın. Bir yere uğramadım ki. Takside para vermek için çıkardım. Orada mı düşürdüm acaba? İçinde kimlik, kart veya benzeri bir şey var mıydı? Var, var. Nüfus kağıdım var Mehmet Efendi. Aman üzülme o zaman Sabriye Hanım. Taksi şoförü cüzdanı ulaştırır sana. Ulaştırır mı? Merak etme, merak etme ulaştırır. Ya Mehmet Efendi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim başka param yok. Ben bunları alamam. Aman, dert ettiğin şeye bak. Bu mu yani? Paran olunca verirsin. Yaşlıyız, ölürüz, kalırız. Ölürsen de, kalırsan da helal olsun. Sağ ol Mehmet Efendi. Allah razı olsun. En yakın zamanda borcumu getiririm. Sıkma kendin. Ayrıca para için de üzülme. O para döner dolaşır sana ulaşır. İnşallah, inşallah. Hadi hayırlı işler olsun. Allah razı sağ olsun. Sağ ol. Topu topu 1000 lira çıktı. Ne yapsam bilmem ki. Sabriye Çelik. Kimliğinden ulaşabilirim. Aman bana ne ya, düşürmeseymiş. Minel zalimin. Hoş geldin hanım. Hoş bulduk. Yahu sen olmayınca canım çok sıkılıyor. İyi ki çok gecikmedin ha.
Alışveriş yaptın mı? Birkaç bir şey aldım. Ha iyi. Ya o bana bak, senin bir şeye canın mı sıkıldı ha? Belli belli sıkılmış. Ya ne oldu, ne oldu hanım? Söylesene ya. Parayı kaybettim. Parayı mı? Hangi parayı? Bunlar fena değil. Gerçi biraz pahalı ama. Nerede kaybettin yahu? Taksiye bindim. Parasını vermek için cüzdanı çıkardığımı hatırlıyorum. Ha. Ama ondan sonra yok. Yok. Hı? Galiba takside düşürdüm. Sonra Baharatlı Mehmet Efendi'ye uğradım. Hı. Takside düşürdüysen şoför getirir dedi. Sakin ol hanım, sakin ol yahu. Getirirler, getirirler değil mi? Getirmezlerse mahvoluruz. Getirirler hanım, getirirler. Baharatçı Mehmet Efendi de öyle söyledi. Ama ben yine de korkuyorum. Getirmezlerse ne yaparız? Getirirler hanım, getirirler. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü o para benim emeklilik param. 30 yıllık emeğimin karşılığı. İnşallah dediğin gibi olur. Yoksa ne yer ne içeriz. Gelir hanım, gelir. Dedim ya, bu para helal para. İnşallah. Su verir mi? Yahu sen uyanık mısın? Uykum kaçtı. Ne oldu ki? Niye uykun kaçıyor? Eda ne olsun İsmail Bey. Yahu sıkma canını. Gelir o para, gelir. Gelmeyecek. Bir hafta oldu. Gelseydi gelirdi. Gelir gelir. Evde olan yiyeceklerle idare edeceğiz. Biliyor musun? Faturaları düşünüyorum. Elektrik için de ihbarname geldi. Ne diyorsun yahu? Kenara attığımız parayı hastalık için harcamasaydık. Canım, dünyanın sonu değil ya bu. Elektrikler kesilirse biz de mum ışığında otururuz. Eskiden köyde az mı oturuyorduk? Mum ışığında, gaz lambası ışığında. Yine otururuz. O zaman öyleydi Allah aşkına. Sıkma canını. Her müşkülün bir kolayı bulunur. Bana bak. Mum ışığında daha romantik oluruz kız. Aman İsmail Bey, Allah aşkına ilahi. Akşam şirketin yemeğini unutmadın değil mi? Hiç unutur muyum? Bir hafta önceden kıyafetimi bile hazırladım. Saat 6 gibi alırım ben seni. Tamam. Hadi hoşça kal. Güle güle. Suyun da burada. Sağ ol canım. Çorba da çok güzel olmuş. Eline afiyet sağlık. Afiyet olsun. Ne o, sen yemiyor musun? Hiç yesim yok. Yahu senin dilinin altında bir bakla sakla ama. Ne acaba? Elektrikleri kesmişler. Anlayacağım, karanlıkta kaldık. Bir şey olmaz. Aynı zamanda da soğukta. Bak o kötü işte. Allah'tan küçük tüpü atmamışım da yemekleri onda ısıttım. Eksik olma. Bana şu telefonu versene bakayım. Ne yapacaksın telefonu? Bizim Ahmet'i arayayım. Biraz borç para isteyeyim bakayım. Ayıp olmaz mı? Neden ayıp olsun canım? Maaşı alınca öderiz.
Tabii ben kaybetmezsem. Bırak kendini suçlamayı da şu telefonu ver bakayım. İçeridedir herhalde. Bir gidip getireyim. Ay. O helal paraydı ama vardır yaradanın bir bildiği. İllallah, la ilahe illallah. La Allah kabul etsin hanım. Amin. Amin ya Resulullah. Ya Ahmet uğrayacağını söylemişti. Ama belki de bir işi çıkmıştır ha. Öyledir. Tamam, bu geceyi atlatalım da yarın Hüseyin'i de ararım. Birinden biri verir herhalde. İnşallah, inşallah. Gel canım. Teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Evet, çok güzeldi. Hele benim biricik aşkım gecenin en şık kadınıydı. Gerçekten mi? Sormaya ne hacet aşkım? Torunu görmeye gittik. Elektrikleriniz giderken kapalıydı. Gelince de kapalı görünce merak ettim. Bir gideyim dolaşayım tabii dedim. İnsanın başına her şey gelir. Ah, sağ ol Nedimeciğim, sağ ol. Neden karanlıkta oturuyorsunuz? Arıza mı var? Elektriklerimiz kesik. Hayırdır, neden? Neden olacak? Senin bu akıllı komşun bu ayki maaşı kaybetti. Aa! Sen mi kaybettin? Nerede kaybettin? Uzun hikaye. Bunun elektrikle ne ilgisi var? Yoksa para olmadığı için mi faturayı ödeyemediniz? Öyle oldu işte. Aa, aşk olsun size. Neden söylemediniz Sabriye Hanım? Komşu değil miyiz biz? Vallahi hiç aklımıza gelmedi. İçerisi buz gibi. İnsan söylemez mi komşum? Hadi kalkın, bize gidiyoruz. Ne işimiz var bizim ya? Soğukta kalamazsınız İsmail Bey. Hadi bize gidiyoruz. Sağ olun Nedim Hanım. Ama biz birazdan uyuruz. İyice de örtünürüz, üşümeyiz. Sabah erkenden faturayı Kerem'e ödetirim. Hayret bir şeysiniz. İnsan söylemez mi komşum? Sağ ol Nedimeciğim. Sağ ol canım. Maaşın hepsi gitti desene. Gitti. İsmail Bey bulunur dedi ama. Bulunmaz. Ben hala o para gelecek diyorum. Çünkü helal para. Nedim Hanım. Haklısın ama bulunmaz ki İsmail Bey. Kimse de vicdan kalmamış. Neyse ben gideyim artık. Dediğim gibi Kerem sabah işe giderken gider yatırır faturayı. Sen ver bana faturayı. Komşum, size de çok yük olacağız ama. Aa, ne demek, kaç senelik komşuyuz. Aşk olsun sana. Sağ ol Nedimeciğim. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Sağ ol komşum. Ben yapmayayım böyle. Yok. Televizyondanmış. Bu ara işleri iyice boşaldık. Ne olmuş bir şey halinde bir sorun. Hoş geldiniz Serhat Bey. Neredesin sen? Hoş geldiniz. Ne işin var? Bir
En iyisi kalkıp yatmak. İsmail kalk! İsmail yanıyoruz! Kalk! Kalk İsmail kalk! Yanıyoruz! Aman İsmail Allah. Elini ver! Dur, tut elimi! Kalk! Dur, tamam, kalk kalktım, İsmail! Kalktım. Tut elimi! Yanıyoruz! Çabuk! Yangın var! Yanıyoruz, yangın var. Ne yangını Nesrin? Yangın falan yok. Yanıyorduk. Rüya gördün galiba. Yeni aldığım kıyafetim yanıyordu. Alev alev yanıyordu, hem de benim üzerimde yanıyordu. En şık sendin dedim ya, demek ki nazar değdirdim. Canım hadi yat, yok bir şey. Of sen yat, ben biraz oturacağım. Tatlım yok bir şey. Belki de diğer kadınların nazarı değmiştir. Allah'ım neler oluyor? Sıcak. Ellerim. Sıcak yanıyor. Ellerim çok sıcak. Allah'ım neler oluyor? Neler oluyor? Ellerim. Ellerim çok sıcak. Nesrin? Nesrin? Hayatım burada mı uyudun? Hiç uyumadım ki. Allah Allah. Ben de yatak odasından beri sesleniyorum. Nereye gitti bu kız dedim. Ay nereye gitmesi? Gözümü kırpmadım ya. Neden? Hasta mısın? Hasta değilim ama içimde bir sıkıntı var. Yani daha doğrusu içimde bir yangın var. Canım. Bir anlamı olmalı. O rüyanın, bu içimdeki sıkıntının bir anlamı olmalı. Televizyon açayım bari. Gültepe'de çıkan yangın sonucunda iki katlı evden geriye sadece bir enkaz kaldı. Bu haberi ilginç kılansa evde yaşayan yaşlı karı kocanın dramıydı. Emekli maaşını kaybettiği için elektrik faturalarını ödeyemeyen yaşlı çift, karanlıkta kalmamak için yaktıkları mumu gece yatarken söndürmeyince faciaya neden oldular. Sabriye ve İsmail Çelik'in oturduğu evde çıkan yangın sonucunda Sabriye Çelik sadece gördüğünüz enkaz kaldı.
Aman Allah'ım. Efendim canım. Alo Serkan. Hemen eve gel Serkan. Ne olur gel. Çok kötüyüm Serkan. Tamam tamam geliyorum hemen. Nesrin? Nesrin ne oldu? Çok kötü bir şey oldu Serkan. Ne oldu Nesrin? Ben iki insanın ölümüne sebep oldum. Hem de yanarak öldüler. Benim yüzümden yandılar. Neler söylüyorsun sen? Ben öldürdüm onları. Benim yüzümden yanarak can verdiler. Ben ne yaptım Serkan? Nasıl yapabildim bunu? Nasıl yapabildim bunu? Nesrin. Nesrin, kendine gel. Allah'ım neler oluyor? Nesrin. Nesrin. Canım, canım benim, iyi misin? Nesrin, iyi misin? Nesrin. Canım, iyi misin? İyi değilsin. Hemen doktora gidiyoruz. Serkan. Efendim. Serkan, ben çok kötü bir şey yaptım. Bırak şimdi bunları. Hemen doktora gidiyoruz. Ben hırsızlık yaptım Serkan. Hırsızlık mı yaptın? Evet. O insanlar benim yüzümden öldüler. Hangi insanlar Nesrin? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Sabriye teyze ve kocası. Benim yüzümden yanarak öldüler. Nesrin, bana ne olduğunu doğru düzgün bir anlat Allah aşkına. Bir gün taksi bekliyordum. Sonra bir taksi geldi. İçinden o indi. İçinde para vardı. Teyze ver elini. Ay sağ ol kızım. Dikkat et. Sağ ol evladım. İyi günler. Sağ ol kızım. Allah razı olsun yavrum. Taksiye bindiğim anda yerde bir cüzdan buldum. Nesrin böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ne yaptın o parayla? Onu aldım. İnanamıyorum sana ya. Nasıl böyle bir şey yaparsın Nesrin? Yaptım işte. Ya nasıl yaptım bilmiyorum ama yaptım işte. Onlar benim yüzümden öldüler Serkan. Sabriye teyzenin evini bulalım. Bulup da ne yapacaksın? Neyi geri getirebilirsin ki? Yakınlarından özür dileyeceğim Serkan. Ne olur bul onları bana. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Ne olur. Sus. Ne olur bul onları bana. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Ne olur bul onları bana. Evleri hangi semtteydi? Gültepe. Haberlerde öyle söyledi. Ben de geleceğim. Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Allah'ım affet beni. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptım? Burası olmalı. Ah be Nesrin, ben sana ne diyeyim bilmem ki. Sen de gazeteci misin oğlum? Hayır değil. Sabahtan beri gazeteciler geliyor da. Ben merak ettim de yaşlı bir çift yaşıyormuş öyle mi? Sabriye Hanım'la İsmail Bey. Öyle iyi insanlar ki. Yangın mumdan mı çıkmış? Evet öyle. Bir mum
koskoca evini hale getirdi. Neyse ki kendilerine bir şey olmadı. Yaşıyorlar mı? Çok şükür yaşıyorlar. Neredeler peki? Hastanedeler. Biraz daha merak et bakalım Nesrin Hanım. Böyle bir şeyi nasıl yaptın? Hala aklım almıyor. Neyse ki yaşıyorlar. Yoksa o vicdan azabıyla yaşanır mı? Of. Oh Serkan. Ben bu vicdan azabıyla nasıl yaşarım? Allah'ım. Serkan da telefonlarıma cevap vermiyor. Bu bez parçası için mi öldü o insanlar? Bunun için mi ha? Değdi mi? Mutlu musun şimdi Nesrin? Mutlu musun? Diri diri yaktın onları. Mutlu musun? Mutlu musun? Huzur evine gönderilmişler. Nesrin'i de alıp yanlarına gidelim. Tabii onların karşısına çıkmaya yüzü varsa. Yok yok. Benim onların karşısına çıkmaya yüzüm yok. Ama yaşadıklarını öğrendim ya. Biraz olsun içim rahatladı. Kimseleri yok muymuş? Yokmuş. Bir oğulları varmış. 20 yıl önce trafik kazasında ölmüş. Tamam tamam. Benim bir hatam yüzünden düştüğümüz şu duruma bak. Sen ne ilgisi var Sabriyan? Kader. O evde bizim hatıralarımız vardı İsmail Bey. Hepsi yandı. Evladımın, Murat'ımın bir fotoğrafını kurtarabilseydik keşke. Hanım hanım, o cehennemden biz sağ çıktık ya. Sen ona dua et hanım. Bundan sonra evimiz burası mı olacak İsmail Bey? Bundan sonra bu oda bizim evimiz, yuvamız, her şeyimiz. Komşularımız bizi ziyarete gelirler mi acaba? Bunu bilemem. Ama üzülme. Burada da arkadaşlarımız var. Ben giyinip çıkıyorum. Nereye? Kiracıyla konuşmaya. Ne? Kiracıdan evi boşaltmasını isteyeceğim. Bu nereden çıktı şimdi? Aklından neler geçiyor senin? O insanlar benim yüzümden evsiz kaldılar. Ben annemden kalan evi onlara vereceğim. Hem dayalı döşeli. Ancak bu şekilde vicdanımı rahatlatabilirim. Hadi gidelim Serkan. Hadi ince çıkacak mı bakalım kiracı? Serkan hadi. Kim bunlar ya? Nesrin gelir misin? İsmail, Nesrin diye biri var mı tanıdıklarımızın arasında? Bildiğim kadarıyla yok. Ya.
Siz beni tanımazsınız İsmail amca ama ben sizi çok yakından tanıyorum. Özellikle de Sabriye teyzeyi. Beni mi tanıyorsun? Allah Allah. Aa, sen yoksa Süheyla'nın kızı mısın? Ama onun adı Gülşen de. Kimsin evladım sen? Ben sizi bir ay önce tanıdım Sabriye teyze. Sizi taksiden inmeye yardım ederken tanıdım. Hangi taksiden? Ne zaman? Cüzdanını kaybettiğin gün. Şimdi hiç sözümü kesmeden beni dinle ne olur Sabriye teyze. O gün senin indiğin taksiye ben bindim. Bir cüzdan unutulmuştu takside. İçinde para olan bir cüzdan. Levent'e gidiyoruz. Aa, cüzdan. Topu topu 1000 lira çıktı. Ne yapsam bilmem ki. Geldim, geldim. Evinizin yandığı o gece sabaha kadar uyuyamadım. Gözümü her kapattığımda kendimi yanarak gördüm. Kabus gibiydi. Sizin başınıza gelen o felaketin sorumlusu benim. Eğer ben cüzdanı size getirseydim,